Merhaba. Sağlık ve Emeklilik Programı'na hoş geldiniz. Ben İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Ediz Altınmış. Sizlerle yine bu hafta son zamanlarda sıklıkla kulaktan kulağa yayılmakta olan ve kafaları kurcalamakta olan yurt dışı borçlanmasıyla alakalı konulara değinmeye çalışacağız. Ama öncelikle bugün hepimizin bildiği gibi 23 Nisan. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizden önceki nesil çocuklarına, bizlere, bizlerin çocuklarına ve gelecek nesil çocuklarına armağan etmiş olduğu ve dünyada eşi benzeri olmayan çocuklarımızın bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak isterim. Konumuza gelecek olursak, bu haftaki konularımızdan birincisi olarak belirlediğimiz konu, yurt dışı borçlanmasında borçlanılabilecek sürelerle alakalı. Biz sadece yurt dışı borçlanması değil, emeklilik için emeklilik aşamasına geldiğimizde sürelerimizde eksiklik kalıyorsa veya yaş şartımızı veya prim gün sayısını geri çekmek gibi işlemler için çeşitli borçlanmalar yapma hakkına sahibiz. Bunların başında askerlik borçlanması gelmekte. Ancak tabii ki yurt dışı borçlanması da bu sürelerin içerisinde, bu borçlanma şekillerinin içerisinde yer almakta. Sıralayacak olursak bu süreleri, düzeltiyorum, bu borçlanmayla alakalı geçecek olan süreleri sıralamamız gerekirse, az önce de belirttiğim gibi askerlik borçlanması bunların başında geliyor. Akabinde doğum borçlanması yapma hakkımız bulunuyor. Ancak askerlik borçlanmasını da biraz açalım. Her konu başlığımızı, her borçlanma şeklini biraz açarak devam edelim isterseniz. Askerlik borçlanması dediğimiz olay nedir? Er ve erbaş olarak geçirdiğimiz süreler ile bunun yanı sıra uzman olarak veya maaş alarak, daha doğrusu maaş alarak askerliğimizi icra ettiğimiz süreleri borçlanma hakkına sahibiz. Eğer yurt dışında yaşıyorsak ve Türkiye'ye gidip askerlik görevimizi para ödemeksizin icra etmiş isek bu süreleri borçlanma hakkına sahibiz. Peki bu sürelerin bize faydası ne olacak? Diğer anlatacağım borçlanma şekillerinde de olduğu gibi eğer belirli şartları sağlıyorsanız yaş haddinizi geriye çekmesine sebep olacak. Yani örnek veriyorum, siz normal şartlarda 53 yaşında emekli olacakken eğer askerlik borçlanmasına gereken şartları sağlamışsanız bu durumda 51, 50 hatta belki 49 yaşına kadar sürelerinizin geriye çekilmesi durumu söz konusu olabilir. Bu kişiden kişiye değişiklik gösterebilecek olan bir durumdur. Dolayısıyla eğer sizin böyle bir durumunuz varsa öncelikle askerliğinizi hangi tarihte yaptığınıza bakmamız gerekiyor. Daha sonrasında ilk işe sigorta olarak, resmi olarak ilk işe başladığınız tarihi göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu hesaplamalarda eğer askerlik borçlanması, daha doğrusu askere gittiğiniz tarih, sizin işe başladığınız tarihten önceki bir tarihe denk geliyorsa, bu durumda eğer emeklilik için size özel olan yaş, düzeltiyorum, tarih aralığını öne doğru çekiyorsa, bu durumda yaş şartınız da geriye doğru çekilecek demektir. Bunun yanı sıra bayanlar için doğum borçlanması hakkı söz konusu. Doğum borçlanması dediğimiz olay, kişilerin emeklilik tarihlerini, yaşlarını geriye çekmez. Ancak eksik bir prim gün sayıları varsa bu süreleri tamamlamalarında fayda sağlayacaktır. Bunun yanı sıra burada borçlanma yapmış olduğunuz tutar da büyük önem arz etmekte. Yani eğer siz yüksek tutardan borçlanırsanız, maaşınız belirli oranlarda hesaplamalar yapıldıktan sonra artış sağlayacaktır. Ancak güncel kurumuz olan 21.68 TL üzerinden borçlanma yapmışsanız normal standart bir sigorta ödeme işlemi gerçekleşmiş gibi sayılacak ve o doğumla alakalı geçen sürelerinizi satın almış olacaksınız. Bir başka deyişle. Doğum borçlanmasında siz bayanlar için her çocuk için 2 yıla kadar borçlanma hakkına sahipsiniz. Ancak burada örnek veriyorum 5 tane çocuğunuz varsa 5 içinde borçlanma yapmanız söz konusu değil. Siz her çocuk için 2 yıla kadar
ve en fazla 3 çocuğa kadar borçlanma yapabilmektesiniz. Burada bir diğer önemli husus da şu ki, doğum borçlanmasında ilk doğumunuzu yaptıktan sonra eğer ikinci doğumunuz söz konusuysa ve ancak ikinci doğumunuz ilk çocuğunuzun doğumundan 2 yıllık süreyi doldurmadan önce ise, örnek veriyorum 1,5 yıl sonra tekrar ikinci bir doğumunuz gerçekleşti. Çocuğunuz dünyaya geldi. Bu durumda sadece 1,5 yıllık süreyi borçlanabilmektesiniz. İki çocuk arasında en az 2 yıllık bir süre varsa bu durumda 2 yıllık sürenin tamamını borçlanabilmektesiniz. Peki diyelim ki ilk çocuğunuzla ikinci çocuğunuz arasında veya ikinci çocuğunuzla üçüncü çocuğunuz arasında 3 yıllık bir süre var. Bu durumda ne olacak? Eğer böyle bir durum söz konusuysa yine az önce de belirttiğim gibi en fazla 2 yıla kadar olan süreyi borçlanabildiğinizden dolayı kalan 1 yıllık süreyi çalışmışsanız zaten sigortanız yatırıldığından dolayı hesabınıza, prim hesabınıza işlenecektir o süre. Çalışmayarak geçirdiyseniz bu durumda o sürenin herhangi bir şekilde borçlanarak alınması da söz konusu olmadığından dolayı boşta geçen süre olarak nitelendirilecektir. Dolayısıyla eğer 3 ve üzerinde çocuğunuz varsa ve her çocuğunuzun arası 2 yılın üzerinde ise bu durumda toplamda 6 yıllık süreyi borçlanabilmektesiniz güncel kur üzerinden. Az önce de belirttiğim gibi bugünün kuru 21.68 TL olduğundan dolayı bu rakam üzerinden günlük borçlanma işleminizi gerçekleştirirsiniz. Ancak bir yıl sonra yani 2019 yılında bu oranın yükselmesi halinde güncel kur neyse o kur üzerinden borçlanma işlemlerinizi gerçekleştirmeniz gerekmekte. Peki diyelim ki birinci çocuğunuzla ikinci çocuğunuz arasında 1,5 yıllık bir süre var. İkinci çocuğunuzla üçüncü çocuğunuz arasında en az 2 yıllık bir süre var. Üçüncü çocuğunuz ile dördüncü çocuğunuz arasında da en az 2 yıllık bir süre olduğunu varsayalım. Bu durumda hangi süreleri borçlanmanız gerekiyor? Kafalarda direkt ilk akla gelen ilk 3 çocukla alakalı borçlanma yapabileceği yönünde yorumlar gelmekte. Ancak bu doğru değil. Siz hangi süreleri borçlanmak isterseniz o sürelerin borçlanma talep dilekçesini vermeniz gerekiyor. İlk çocuğunuz ile ikinci çocuğunuz arasında 1,5 yıl var diye illaki ilk çocuğunuzun borçlanmasını yapmak durumunda değilsiniz. Diğer süreler eğer yeterli ise o sürelerin borçlanmasını yapma hakkına sahipsiniz. Peki borçlanma yaptığınızda tüm sürenin hepsini borçlanmak zorunda mısınız? Bu da mümkün değil. Daha doğrusu cevabınız buna da hayır olacak. Böyle bir zorunluluk yoktur. Bu durumda da sizin emekliliğiniz için eksik kalan prim gün sayınız ne kadarsa, kaç gün ise sadece o kadarlık bir süreyi borçlanma hakkına sahipsiniz. Yani daha fazlasını borçlanıyor olmanız sizin herhangi bir avantajınıza değil, yararınıza değil. Hatta eğer ki normal prim gün sayınızın üzerine çıkıyorsanız bu size zarar olarak bile geri dönüş sağlayabilir. Peki nasıl bir zarar sağlar size? Maaşınız düşük olur. Daha yüksek borçlanma yaparsınız. En basitinden bunlar ilk akla gelenler. Bunun dışında yaş şartınızla alakalı herhangi bir oynama söz konusu olmaz. Konuşmamızın başında da belirttiğim gibi doğum borçlanması bayanlarda yaşı geriye çekmek gibi bir özelliğe sahip değildir. Askerlik borçlanmasında olduğu gibi bir hakka sahip değildir. Sadece eksik kalan sürelerinizi tamamlamak adına siz bayanlara verilmiş olan bir haktır bu. Bu hakkı kullanmak isterseniz yurt dışında yaşıyor olup olmadığınız çok önemli değil. Türkiye'de ikamet eden vatandaşlarımız da bu haktan yararlanabiliyorlar. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da bu haktan isterlerse yararlanabiliyorlar. Bunun yanı sıra asıl zaten bizim konumuz olan yurt dışı borçlanması süreleri var. Aslında borçlanma türleriyle alakalı vereceğimiz tüm bilgiler, tüm başlıklar yurt dışında yaşayan ve yurt dışı borçlanma işlemini gerçekleştirecek olan vatandaşlarımızın hepsinin de hakkı olan konular. Siz yurt dışı borçlanması yapıyorsanız buna rağmen yaşınız gelmiş olmasına rağmen prim gün sayınızda bir takım eksiklikler varsa bu durumda diğer borçlanma türlerini
diğer borçlanma türleri için talep dilekçesi vererek kurumdan o sürelerinde borçlanılmasını talep edebilir ve gelen rakam üzerinden de, hesaplanan rakam üzerinden de borçlanma tutarınızı yatırabilirsiniz. Biraz daha derine inecek olursak bu hususta, siz diyelim ki yurt dışına gelmeden önce Türkiye'de çalışıyordunuz veya yurt dışında yaşarken Türkiye'ye temelli dönüş yaptınız ve orada sigortalı olarak çalışmaya başladınız. Ancak çalıştığınız iş yeri greve gitti. Grevdeyken, bu tabii ki biraz ayrıntı, daha detay içeren bir husustur ama bununla ilgili ayrı bir kanun vardır. Ancak ben ana hattıyla bahsedeceğim. Grev ve lockout durumlarında, grev ve lockout olayında geçen süreleri de borçlanma hakkına sahipsiniz. Grev, işçilerin yaptığı, iş yerinde yapmış olduğu yasal eylemdir. Lockout ise işverenin işçilerine karşı yapmış olduğu yasal hakkı olan bir eylem diyebiliriz ana hatlarıyla. Bunun yanı sıra 4857 sayılı Türkiye'deki iş kanununda geçen kısmi süreli çalışmalarınıza dair olan sürelerin eksik kalan bölümlerini borçlanma hakkına sahipsiniz. Bu şu demek oluyor: yurt dışına yaşayan veya doğmuş ve doğumdan beri yurt dışına olan vatandaşlarımız için yabancı terimler olabilir bunlar. O yüzden birazcık açmakta fayda var. Türkiye'de eğer çalışmışlığınız varsa, ancak yapmış olduğunuz çalışma kısmi süreli ise, örnek veriyorum günde 4 saat veya ayda 5 gün, 10 gün gibi, 4 haftada 3 gün gibi bir çalışma durumunuz söz konusuysa, bununla alakalı kalan sürelerin borçlanılması talebinde yine bulunabiliyorsunuz. Ama tabii ki belirli kurallara bağlı. Bunun detayına çok fazla girmeyeceğim. Bu tür durumla karşılaştığımız oran çok düşüktür çünkü. Çok nadir olarak karşımıza gelen bir husustur bu. Ancak ana hatlarıyla bahsederken buna da değinmekte fayda olduğunu görüyorum. Bunların haricinde eğer bir tutukluluk durumunun söz konusu olmuş ise Türkiye'de, yurt dışına gelmeden veya Türkiye'ye temelli dönüş yaptıktan sonra emekliliğinizle ilgili yapacağınız müracaatınızdan öncesinde, bu durumda tutukluluğunuzla alakalı da bir takım süreleri, bir takım kurallar çerçevesinde borçlanma hakkına sahipsiniz. Bunların hepsi teferruat içeren konular. O yüzden az önce belirttiğim gibi çok nadir karşılaştığımız hususlar olduğu için çok fazla konunun derinlerine inmeden sadece bilgi amacıyla sizlere bunu aktarmış olalım. Yurt dışı borçlanması yapmak istiyoruz hepimiz. Tabii ki zamanı geldiğinde. Ancak yurt dışı borçlanmasını yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunu birçoğumuz bilmiyoruz. Gerek bir bilene danışıyoruz, gerek internetten bir takım bilgilere erişiyoruz. O araştırmalarımız neticesinde bilgi ediniyoruz. Ancak bunların hepsi tam doğru olmayabiliyor. Çünkü bilgi kirliliği söz konusu olabilmekte, özellikle internet ortamında. Kulaktan kulağa yayılan ancak değişime uğramış bir takım söylemler de söz konusu olabilmekte. Dolayısıyla asıl işin uzmanı olan kişilerden borçlanmayla alakalı bilgileri almakta fayda olduğu görüşündeyim. Sizler borçlanma yapacağınızda, bir uzmandan destek aldığınızda, daha önce de bahsetmiştik, borçlanmanızla alakalı bir formumuz var. SGK'nın bir formu var daha doğrusu. Bu formu eksiksiz olarak doldurmanız, hatasız olarak doldurmanız sizin yararınıza olacak bir işlemdir. Çünkü burada hatalı bir doldurma işlemi söz konusu olursa veya eksik doldurursanız, yanlış bilgi içeren bir bilgi verirseniz, doğruluğundan emin olmadığınız bir konuda bilgi verirseniz, bunların hepsi size bir şekilde zarar olarak geri dönmekte. Nedir bu zararlar? Gerek emeklilik sürenizi, daha doğrusu emeklilik için müracaatınızla alakalı cevaplanma sürecini uzatabilmekte veya müracaatınızın iptal olup tekrar yapmanız söz konusu olabilmekte veya maaşınızda düşüşler söz konusu olabilmekte. Bunların hepsi olağan ve zaman zaman karşılaştığımız konular. Dolayısıyla sizler bir borçlanma yapmak istediğinizde gerek sosyal güvenlik kurumlarından, gerek bizler aracılığıyla, uzmanlarımız aracılığıyla bilgi alabilir ve en doğru şekilde yapılması gereken işlemler neyse
onlar üzerinde yoğunlaşarak formumuzu doldurmamız gerekmekte. Tabii bir de şöyle bir durum var. Bu soruyla da çok karşılaşıyoruz. Borçlanma talep dilekçesini gönderdiğimizi varsayalım. Ancak borçlanma yazımız sadece emekliliğimiz için yeterli değil. Emekliliğimiz için yeterli olmayan bu borçlanma talep dilekçesi bizlerin önüne eğer ki ikinci aşamayı gerçekleştirmezsek yine sürenin uzamasıyla alakalı problem şeklinde çıkmakta. Borçlanma yaptığımızda, borçlanma talep dilekçesini gönderdiğimizde bizler ikinci aşamada, borçlanma yazımız geldikten sonraki aşamada borçlanma işlemimizi yaptıktan sonra emeklilik için talep dilekçesinde bulunmamız gerekiyor. Talep dilekçesi vermemiz gerekiyor. Bu durumda yine sosyal güvenlik uzmanındaki yetkili kişiler aracıyla ya da bizler aracıyla bu konuda destek alabilirsiniz. İstediğiniz zaman mesajla veya bizlerin yanına uğrayarak bu konularda sizlere bilgiler aktarabiliriz. Borçlanma yazısı elimize ulaştıktan sonra, yani yapmış olduğumuz müracaatın kabul edilmesi halinde ve bize borçlanma yazısı gelip borçlanma miktarımız bize bildirildiği tarihten itibaren 3 aylık bir süremiz söz konusu. Bu 3 aylık süre içerisinde borçlanma yazısına istinaden bize belirtilmiş olan rakamı ilgili hesaba yatırma zorunluluğumuz var. Eğer bu rakamı hesaba 3 aylık süre içerisinde bize tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 aylık süre içerisinde yatırılmazsa bu durumda borçlanmamız iptal olacaktır. Böyle bir durumla karşılaşırsak ne olur? O zaman bizler borçlanma talep dilekçesini tekrar göndermek zorunda kalırız. Bu da bizim işlem süremizin uzamasına sebep olacak unsurların başında gelmekte. Bir diğer konumuz şu ki, yurt dışı emekliliğin kalkması hususu. Yurt dışı emeklilik işlemi kalkmasıyla alakalı bir sürü söylenti var. İnternette var, çevremizde var, Türkiye'den duyuyoruz bir takım kişilerden. Bazı uzmanlar bu konularda kalkacağı yönünde bilgiler verebiliyorlar vesaire. Bakın, şu anda güncel olarak böyle bir durum söz konusu değil. Şahsi fikrim olarak da gelecekte yurt dışı emeklilik işleminin, yurt dışı borçlanma işleminin kalkması söz konusu olmayacaktır. Çünkü böyle bir durum olması halinde yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın zararına olacak olan bir işlemdir ve bu tür bir işlemi devletimiz ne kabul eder, ne onaylar, ne de böyle bir mağduriyete ön ayak olur. Dolayısıyla bu tür söylemlere lütfen kulak asmayın. Yurt dışı borçlanması işlemi şu an günümüzde kontrol ettiğimizde, günümüzü baz aldığımızda kalkması söz konusu olan bir işlem değildir. Eğer hala bunlarla alakalı kafanızda soru işaretleri varsa lütfen bizlerle iletişime geçin. Detaylı olarak sizlere bu konularda yine gerekli bilgileri aktarmaya çalışalım. Size bu söylemlerde bulunan kişileri de bizlere yönlendirebilirsiniz. Çünkü doğru olmayan bir bilginin paylaşılması o bilgi kirliliğinin yayılmasına sebep olabilmekte. Evet, bilgi paylaştıkça çoğalan bir şeydir. Paylaşılması gerekir. Ancak doğru olan bilgiler paylaşılması gerekir. Yanlış bilgilerin veya doğruluğundan emin olmadığımız bilgilerin sürekli olarak bir takım mecralarda paylaşılıyor olması hepimizin zararındadır. Bizler birbirimize destek olmamız gerekirken bu tür söylemlerin yayılmasına ön ayak olarak aslında destek değil, halk tabiriyle köstek olmaktayız. Bu da hoş sonuçlar doğurmamakta. Bizlerin geldiği bu son noktada
En çok merak edilen bir diğer konu ise yüksek maaş hususu. Yüksek maaşla alakalı az önce aslında bir takım tüyoları sizlere aktardım. Bu tüyolar aslında sizlerin ve bizlerin emeklilik müracaatı yapacağımız aşamada dikkat etmemiz gereken en önemli unsurlardan biri. Ne demiştik? Askerlik borçlanması. Çünkü burada askerlik borçlanması sizin yaş haddinizi geriye doğru çekmekte. Burada bir ek bilgiyi daha atlamamakta fayda var. O da sizin diyelim ki ilk sigorta başlangıcınız, resmi olarak sigortalı olduğunuz tarih, Türkiye'de veya yurt dışında hiç fark etmez. Diyelim ki 2010 senesi olduğunu varsayalım. Daha geriye gidelim hatta, 1993 senesi olduğunu varsayalım. Siz askere 93 senesinden önce gittiğinizi varsayalım. Ve 15 aylık bir, yani 1,5 yıllık, yaklaşık 1,5 yıllık bir askerlik yapmış olduğunuzu varsayalım. Ancak askere gidiş tarihinizi diyelim ki 1990 olarak baz alalım. Sizin bu durumda sigorta başlangıç tarihiniz hangi tarihe geçmesi gerekiyor, çekilmesi gerekiyor? Onun önemi söz konusu, yurt dışı borçlanması işlemi gerçekleştirirken veya daha doğrusu emeklilik işlemi gerçekleştirirken bu husus önem arz etmekte. Siz 1990 yılında askere gittiyseniz ve 1993 yılında ilk sigorta başlangıcınız varsa ve 15 aylık bir askerlik yapmışsanız, sizin sigorta başlangıcınız 1990 olarak sayılmaz. Bu bilgiyi aktaran bir takım kişiler bulunmakta, yanlıştır bu. 1990 yılına, yani askere gittiğiniz tarihe sigorta başlangıcınızın çekilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Hangi tarihe çekilecek peki sigorta başlangıç tarihiniz? Hangisi baz alınacak? 1993 yılında siz ilk sigortalı olduğunuzdan dolayı ve 15 aylık bir askerlik süresi olduğundan dolayı 1993 yılından sadece 15 ay geriye gideceksiniz. Burada tabii ki gün, ay, yıla, üçüne birden bakmak gerekiyor. 15-10-1993 yılında ilk sigorta başlangıcınız varsa 15 ayı çekerken güne ve aya da dikkat ederek çekmeniz gerekiyor ve sigorta başlangıcınızı o tarih olarak baz almanız gerekiyor. Dolayısıyla bu tarihi baz aldığımızda emekliliğinizle alakalı her kişiye özel olarak doğum ve sigorta başlangıcına göre belirtilmiş olan bir tarih aralığı vardır. Hangi tarih aralığına denk geliyorsa geriye çekilen tarih, bu durumda sizin emekliliğinizle alakalı şartlar o standarda göre değerlendirilmesi gerekiyor. O standarda göre borçlanma talebinde bulunmanız gerekiyor. Sizin eğer askerliğiniz önce ise primlerinize de yapmış olduğunuz borçlanma çalışmış gibi etki edecek. Sigortanızın geriye çekilmesi hususunda da, yani diğer bir söylemle yaşınızın geriye çekilmesi hususunda da size fayda sağlayacak olan önemli unsurlardan biri. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı da ilgilendiren önemli konulardan birisidir bu. Çünkü birçok vatandaşımız Türkiye'de askerlik görevini yerine getirmiş durumdalar. Ancak askerlik borçlanması yapması gerektiğini bilmiyorlar. İlla ki bu bir zorunluluk değildir tabii ki. Eğer sizin yaş haddinizi geriye çekmesi gibi, yani sigorta başlangıç tarihinizi geriye çekmesi gibi bir durum söz konusu değilse, askerlik borçlanmasını yapma gibi bir zorunluluğunuz yok. Sadece yurt dışı borçlanmasını yapabilirsiniz. Diyelim ki primleriniz yeterli gelmiyor yurt dışı borçlanması yaptığınızda, ancak yaş şartınız tamamlanmış durumda. Çalışmış olduğunuz gün sayısı yıl olarak da tamamlanmış durumda. Ancak prim gün sayısı eksikliğiniz söz konusu. Bu durumda sizler prim gün sayısını tamamlayabilmek adına askerlik borçlanmasını yapabilirsiniz. 5 gün eksikse 5 günlük bir askerlik borçlanması yaparsınız. 100 gün eksikse 100 günlük bir askerlik borçlanması yapabilirsiniz. Aynı sizin Türkiye'de çalışmış olup da yurt dışında yaşadığınız sürelerde o sürenin tamamını borçlanma zorunluluğunuz olmadığı gibi.
Bu şart tüm borçlanma şekillerinde geçerli. Ne kadarlık bir süreye ihtiyacınız varsa o kadarlık süreyi borçlanma hakkına sahipsiniz. Fazlası yarar değil, size kesinlikle ve kesinlikle zarar getirebilecek bir husustur. Yüksek maaş konusunda bu noktada ikinci bir etmen devreye giriyor. Çok prim yatırmak mı, yüksekten prim yatırmak mı önemli? Bizim emekli maaşımızı etkileyen faktör hangisi? İkisi de etkiliyor ama hangisi olumlu yönde etkiliyor? Sizin yüksekten prim yatırıyor olmanız, borçlanma yapıyor olmanız veya çalışmış olduğunuz bir süre varsa, çalışmış olduğunuz sürelere ilişkin günlük prim esas kazancın yüksekten yatırılmış olması sizin asıl yararınız olan bir etmendir. Sizin prim gün sayınız, emekliliğiniz için aranan şart eğer 5000 günse, siz 5500 gün yatırmanızın size herhangi bir faydası yok. Hatta ve hatta zararı bile olabilmekte. Bu da işte maaşınızı yüksek bağlatmak dururken düşükten bağlatmanıza sebep olabilmekte. Dolayısıyla eğer bir müracaat işlemi gerçekleştirecekseniz talebiniz çok günden yana değil yüksek prim esas kazançtan yana olmalı. Aslına bakarsanız ödeyeceğiniz rakamlar, cebinizden çıkacak olan rakamlar aynı rakam. Eğer siz 60 bin borçlanacaksanız 60 bin borçlanacaksınız yine. Ancak birinde prim gün sayısı ekstra alırken birinde yüksekten yatırmış olacaksınız. İşte siz yüksekten yatıran tarafta olmalısınız. O zaman sizin maaşınıza etki edecek bu yatırmış olduğunuz 60 binlik fazladan yatırmış olduğunuz tutar. Bunlar tabii ki belirli hesaplama oranlarına da bağlı. 60 bini yatırdığınız zaman bu bir takım oranlama hesaplamasına tabi tutulacak ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yapmış olduğu hesaplamalar neticesinde maaşınıza ne kadar etki edebileceği bilgisi verilebilir. Bununla alakalı sorular bizlere gelmekte, ne kadar etki eder? İşte örnek veriyorum, 10 bin fazla yatırırsam, 50 bin fazla yatırırsam bu maaşıma ne kadarlık bir etki yaratırım cevabını net olarak size vermemiz mümkün değil. Bunun net olarak doğru cevabını verebilecek tek yer Sosyal Güvenlik Kurumu'dur veya bu konuda sosyal güvenlikle iç işe iş yürütmekte olan, iş yapmakta olan bazı avukat arkadaşlarımız söz konusu. Bunların yapacağı hesaplamalar neticesinde nete en yakın cevaplar sizlere verilebilmekte. Dolayısıyla 50 bin yatırırsanız aylık maaşınıza 300 TL fark edecek gibi bir söylem söz konusuysa, net bir söylem söz konusuysa bunlara da itibar etmemenizi öneriyorum. Çünkü belirttiğim gibi net rakamlar konuşulması, hesaplama yapılmadan, doğru hesaplama yapılmadan konuşulması, yanlış bilginin aktarılması söz konusu olacaktır. Bizler bu konularda bir takım yaklaşımlı bilgiler aktarıyoruz. 300 euro düzeltiyorum. 300 TL'ye yakın, işte 100 TL'ye yakın bir fark olur diye net olmayan yaklaşık terimlerde bulunuyoruz. Yaklaşık ifadelerde bulunuyoruz. Net olarak söylenmesi Sosyal Güvenlik Kurumu hesaplama işlemini tamamlamadan mümkün değildir. Lütfen buna dikkat edelim. Yüksek maaşla alakalı konumuza devam edeceğiz. Ancak çok kısa bir reklam arasına gitmemiz gerekecek. Yüksek maaşı aktardıktan sonra sizlere, yüksek maaşla alakalı bir takım detay bilgiler aktardıktan sonra gerek Facebook üzerinden bizi takip eden değerli izleyicilerimiz, takipçilerimiz, gerek ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp iletişim yolu aracıyla bizlere sorularını yöneltmiş olan değerli izleyicilerimizin sorularına cevap vermeye çalışacağız. Evet, reklamlardan sonra görüşmek üzere tekrardan. Biz buradayız. Sizler de ekranlarınızın başından ayrılmayın lütfen. Değerli bilgileri sizlerle paylaşıyor olacağız. Merhaba değerli izleyiciler. Reklamdan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz.
Çok kısa bir hatırlatma yapalım. Reklam öncesinde en son yüksek maaşla alakalı hususlardan bahsediyorduk ve konumuza yine bu şekilde devam edeceğiz. Bazı zamanlarda sizler gibi değerli izleyicilerimizle, takipçilerimizle sohbet ederken veya yapmış olduğumuz konferanslarımızda değerli vatandaşların bizlere iletmekte olduğu bazı sorular var. Bu sorulardan aslında en çok gelenlerden bir tanesi bu yüksek maaş olayının ne kadar doğru olduğu veya hakkımız olan bir parayı alıp almadığımız hususu. Burada siz yasal olmayan veya bizler sizin adınıza yasal olmayan bir işlem gerçekleştirmiyoruz. Tüm her şey kanunda belirtildiği şekliyle devam etmekte, ilerlemekte. Biz kanunun hükmettiği, kanunun müsaade ettiği noktalara değinerek sizlerin maaşlarının artışına yönelik işlemler gerçekleştiriyoruz. Burada hakkınız olmayan bir paranın sizin tarafınıza verilmesini sağlamak gibi bir durum söz konusu değildir. Bunu net olarak ifade etmekte fayda var. Çünkü gerek dini yönden insanlar bunu düşündüklerinde, ele aldıklarında diğer emsalimde olan kişiler benimle aynı şartlarda çalışmış olmasına rağmen düşük maaş alırken, benden düşük maaş alırken neden benim maaşım yüksek olsun gibi ifadeler kullanabiliyorlar. Nadir de olsa geliyor. Bazı durumlarda konferanslarda işte hani bir kişinin söylemi üzerine aynı soruların tekrarının gelmesi gibi durumlarda söz konusu olabilmekte. Ancak tekrar belirtelim, net olarak ifade edelim. Hakkınız olmayan bir paranın size ödenmesini sağlamıyoruz. Hakkınız olan ancak doğru yerde, doğru zamanda, doğru işlemin gerçekleştirilmesiyle yapılan işlemler sonucunda hak etmiş olduğunuz rakamların size ödenebilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Yüksek maaş konusunda şunu da belirtmekte fayda var. Normal şartlarda aslında geçen haftalarda da, geçen yayınlarımızda da bu konudan bahsetmiştik. Ancak bizi yeni izlemeye başlayan diğer izleyicilerimiz için de bu hafta çok kısa değinelim. Yurt dışından yapmış olduğunuz ödeme, borçlanmanız normal şartlarda Türkiye'de Bağkur kapsamında sayılmakta. Yani işveren statüsünde sayılmakta. Ancak sizlerin Bağkur'dan emekli olmanız halinde ödeyeceğiniz borçlanma tutarınız da size geri ödenecek olan emekliliğiniz tamamlandıktan sonra aylık olarak ödenecek emekli maaşınızın oranında da ciddi anlamda değişiklikler söz konusu olabilmekte. Ödeyeceğiniz rakam artarken Bağkur'dan emekli olmak istediğinizde alacağınız maaş düşük olacaktır. Dolayısıyla biz sizlerle alakalı emeklilik müracaat işlemlerini veya borçlanma işlemlerinizi gerçekleştirirken SSK üzerinden emekli olabileceğiniz yönde işlemleri gerçekleştiriyoruz. Bunu da yine net olarak belirtelim. Yasal şartlar, yasal boyutlar çerçevesinde yapıyoruz. Herhangi bir şekilde yasal olmayan bir işlemle SSK'dan emekli olmanızı sağlamıyoruz. Burada neden Bağkur ile SSK arasında bir fark doğuyor? Bağkur'da işveren statüsündesiniz, SSK'da işçi statüsünde çalışmış oluyorsunuz. Bağkur'da erkekler için 9.000 gün prim öderken bayanlar için 7.200 gün prim ödemektesiniz. Ancak SSK'da sizin ilk işe giriş tarihiniz baz alınarak bu rakamlar elde edilmekte. Dolayısıyla burada borçlanma yapacağınız rakam da o oranda değişiklik göstermekte. 9.000 gün ödemek varken Bağkur'da örnek veriyorum 5.200 gün prim ödeyerek, 5.400 gün prim ödeyerek, 5.525 gün prim ödeyerek emekli olma şansına sahip olabiliyorsunuz. Dolayısıyla günlük kur üzerinden ödeme gerçekleştirdiğimizden dolayı rakam artmıyor. SSK'dan emekli olacağınız zaman ödeyeceğiniz rakam düşmüş oluyor. Ancak alacağınız maaş işçi emeklisi statüsünde 4A statüsünde olduğunuzdan dolayı artmış olacak. Bunlar
sizin müracaatınızdan öncesinde tedbir olarak ele alınması gereken önemli hususlar içerisinde yer alıyor. Az sonra sizlerden gelen sorulara cevaplar vereceğiz. Burada çünkü yayınımızdan sonra gerek Facebook'tan yine belirtmiş olduğumuz gibi sorular gelmekte. En çok gelen sorulardan birisi şu. Türkiye'deki SSK'dan, Bağkur'dan veya emekli sandığından hiç fark etmez. Emekli olan bir kişinin emekli olduktan sonra çalışmaya devam edebilmesi söz konusu. Buna 5510 sayılı kanunumuz izin vermekte. Herhangi bir şekilde problem yaşanmamakta. Daha öncesinde bir emekli olduktan sonra eğer çalışmaya devam ederseniz bir miktar maaşınızda kesinti olmaktaydı. Bu kesinti de Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim olarak ödenmekteydi. Ancak şu an bu da kaldırıldı. Artık emekli olduktan sonra çalışıyorsanız sizlerin ekstradan Sosyal Güvenlik Kurumu'na bir ücret ödemesi gibi bir durum söz konusu değil. Türkiye'de sizlerin derken Türkiye'de çalışmakta olan, emekli olmuş olan kişilerden bahsediyoruz. Ancak tabii ki sizler de yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı olarak, dolayısıyla bizlerin de, ben de çünkü yurt dışında yaşayan bir Türk vatandaşıyım, haksızlık olarak gördüğümüz bir nokta söz konusu. Buna ben de hemfikirim. Bu bir haksızlık mıdır? Evet, bir haksızlıktır. Haksızlık olarak görülebilecek bir konudur. Ancak bu kanunlarla şu anda belirlenmiş olan bir husus. Yurt dışı borçlanması yaparak emekli olan bir kişi, emeklilik hakkına sahip olan bir kişi yurt dışında çalışmasına devam edemez. Aslında olaya diğer yönden de bakmak lazım. Çünkü Türkiye'de çalışarak emekli olmuş olan bir kişinin geriye dönük prim borçlanması yaparak eksik günlerini tamamlaması gibi bir durum söz konusu değil. Bu süreleri kesinlikle çalışarak tamamlayacaklar. Alternatif tek bir yol var. Bu da SSK'dan ödeme şeklinde değil, aylık veya toplu ödeme şeklinde değil, aylık günlük kur üzerinden hesaplanarak çıkartılan bir miktar var sizlere, Türkiye'de yaşayan vatandaşlara. Ama bu rakamı aylık olarak ödüyorlar. Toplu olarak yurt dışında yaşamakta olan diğer vatandaşlar gibi toplu olarak ödeme hakkına sahip değiller. Bununla ilgili de bir düzenleme gelecek. Yurt dışında çalışan kişilerin Türkiye'den emekli olduktan sonra yurt dışındaki çalışmalarına devam etmesiyle alakalı da bir düzenleme gelmesi bekleniyor. Ama bunların hepsi zaman içerisinde olacak şeyler. Hepsi görüşülüyor zaman zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Gündeme getiriliyor. Ancak şu anda yasal olarak her ikisi de mümkün değil. Ne Türkiye'de yaşayan bir kişi toplu ödeme gerçekleştirebilir, ne yurt dışında yaşamakta olan bir kişi Türkiye'den emekli olduktan sonra yurt dışında çalışmaya devam edebilir. Ancak şöyle de bir hakkımızın olduğunu unutmayalım. Değerli izleyiciler, değerli takipçilerimiz, eğer dava yoluna giderseniz, emsal kazanılmış davaların da etkisiyle davayı kazanma hakkına, şansına sahipsiniz. Kazanırsınız veya kazanmazsınız. Bununla ilgili net bir ifade kullanmak mümkün değil. Kazanmama ihtimaliniz de yüksek. Ancak kazanmanız halinde ve kazandıktan sonra emeklilik müracaatında bulunursanız ve emekli olup maaşınızı almaya başladığınızda yurt dışında çalışmanıza devam etmenizde herhangi bir sorun söz konusu değildir. Davalar evet uzun süren davalardır. 1 yıl, 2 yıl, hatta 3 yıl süren davalar var. Bazı vatandaşlarımız 3 yılın üzerinde sürdüğünü de belirtmekte. Ben henüz karşılaşmadım. Bize gelen sadece mesajlar, yorumlar bu yönde. Ancak uzun bir süreç mi? 1 yıl dahi olsa, evet uzun bir süreç. Ama bunun dışında şu anda yapabileceğimiz başka bir alternatifimiz yok. Düzenlemenin gelmesi bekleniyor, ancak henüz gelmiş değil. Dolayısıyla kanunun hükmettiği husus neyse, biz de, siz de, Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri de onu yerine getirmek zorundayız. Bunun başka bir alternatifi yok.
Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü Facebook üzerinden bizlere ulaşmış olan 3 farklı izleyicimiz var. Bunlar özellikle bu konu üzerinde durmuşlar. Gülay Hanım, Burhan Bey, Selma Hanım bu konular üzerinde durmuş durumdalar. Haklılar. Kesinlikle hak veriyorum kendilerine. Ancak bu konuda bizlerin yapabileceği herhangi bir yasal işlem yok. Tek yasal işlem dava yoluna gidilmesidir. Bunda bizler size destek oluyoruz, yardımcı oluyoruz. Hangi şartları sağlıyoruz, bunların kontrolü yapıldıktan sonra dava açmanız gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Şartlarınıza göre bunu sizlere sizlerle paylaşıp ona göre adım atmanızı sağlayabiliyoruz. Ama bunun dışında şu an için yapılabilecek alternatif bir işlem söz konusu değildir. Bunu kesin olarak belirtelim. Hemen diğer sorularımıza baktığımızda şöyle bir sorumuz var. İsim belirtilmemiş sanırım. İyi akşamlar. Programınızı yeni gördüm. Belçika'da çalışırken Türkiye'den özel emeklilik yaptırmak sorun olur mu? Şeklinde bir soru. Özel emeklilikten kasıt şudur. Türkiye'de bazı sigorta kuruluşları, özel sigorta kuruluşları veya bankalar bir takım emeklilik, özel emeklilik hakları vermekte. Özel emeklilik promosyonları yapmakta. Tabii buna da devletin belirli alanlarda desteği olmakta, destek veriyor devletimiz bu konuda da. Ondan da faydalanabiliyorsunuz. Ancak bu sizin Türkiye'den emekliliğinizi de, yurt dışından emekliliğinizi de hiçbir şekilde etkilemez. Engel olmaz. Yararı da olmaz. Sizlere zararı da olmaz bu konuda. Özel emeklilik özelinizdir. Adı üstünde özel emeklilik diye belirtiliyor zaten. O sizin özelinizdir. Devlete bağlı olarak yapmış olduğunuz bir işlem değildir. Ve devlet aracılığıyla yapılan bir ödeme değildir. Siz cebinizden anlaşma yapmış olduğunuz sigorta kuruluşu veya banka neresiyle bir sözleşme imzaladınızsa o sözleşme kapsamında aylık, 3 aylık, 6 aylık veya 1 yıllık şeklinde ödemeler, ödeme planları söz konusu. Ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Kendiniz kazancınızdan bu ödemeyi yapıyorsunuz. Ve belirli bir sürenin sonunda ya o ödemiş olduğunuz rakamları toplu olarak alıyorsunuz ya da yine belirli bir sürenin anlaşma kapsamındaki sürenin sonunda aylık emekli maaşı gibi, devletin vermiş olduğu emekli maaşı gibi size maaş bağlanarak bankadan gidip aylık maaşınızı çekiyorsunuz. Bunu rakamlar üzerinde konuşmak çok doğru olmaz. Çünkü kuruluştan kuruluşa veya anlaşma kapsamına göre birçok değişiklikler göstermekte. Ancak bu bilgiyi bu kadarıyla vermek yerinde ve yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Belçika'dan bir izleyicimiz Osman Bey bir soru yönlendirmiş. Maaşlar neye göre hesaplanır ve kaç aşamada maaş bağlanır şeklinde bir soru yöneltmiş. Şimdi maaşların bağlanması standartta aslında sizin yurt dışında yaşamış olduğunuz veya eğer varsa Türkiye'deki çalışmış olduğunuz sürelere bağlı olarak değişmekte. Hesaplama işlemi de bu belirtilmiş olan hesaplama işlemi de standartlar çerçevesinde uygulanmakta. Ancak bunları program esnasında detaylı olarak sizlere aktarmamız şu an için söz konusu değil. Sosyal Güvenlik Kurumu da maaş hesaplama işlemlerini gerçekleştiren yetkililerimiz, değerli memurlarımız bunun işlemlerini tamamlayıp bizlere bildirmekte. Ancak maaş hesaplamasında standartta ve ilk aşamada neler baz alınıyor konusuna değindiğimizde son 7 yıldaki yani emeklilik için müracaat ettiğiniz, bakın borçlanma için müracaat ettiğiniz tarih demiyorum. İkisi birbirine karıştırılmasın. Borçlanma talep dilekçemiz ayrı. Emeklilik için müracaat ettiğimiz talep dilekçemiz ayrı. Biz emeklilik için müracaat ettiğimiz talep dilekçemizden önceki son 7 yıllık süre içerisinde son 3,5 yılımızı hangi kurumda sigortalı olarak
geçirmişsek o kurumdan emekli oluyoruz. Az önce bahsettiğimiz Bağkur'dan emeklilik, işçi emeklisi yani 4A emekliliği, 4B emekliliği Bağkur, 4C emekliliği devlet memurundan, devlet memurluğundan emeklilik. Bunların hepsi son 7 yıldaki son 3,5 yılın hangi kurumdan daha çok prim yatırıldığına bağlı olarak karar verilebilecek bir husus. Burada şu da devreye giriyor. Bağkurlu çalışırken, daha önceki yıllarda bunu yapamıyorduk ama artık yapabiliyoruz. Bağkurlu kendi işletmemizi işletirken Bağkurlu olarak, başka bir işletmede sigortalı olarak işçi statüsünde, 4A statüsünde çalışabilir miyiz? Evet, çalışabiliriz. Peki burada geçen süreler hangisinden sayılacak? Standartta 4A'dan sayılacak ama sizin talep etmeniz halinde 4B'den, yani Bağkur'dan emeklilik sizin için avantajsa, sizin talep etmeniz halinde Bağkur'dan sayılması gibi bir durumda söz konusu olabilmekte. Dolayısıyla bunun kararını iyi vermek gerekiyor. Az önce belirttiğim gibi Bağkur'dan emeklilikte çünkü daha yüksekten prim ödemeniz gerekirken, SSK emekliliğinde daha düşükten prim ödeyerek, borçlanma yaparak emeklilik hakkına sahip olabilmektesiniz. Peki hangi oranlarda maaş bağlanıyor hususunu dile getirelim. 99 öncesinde, 1999 yılından önce emeklilik için müracaat etmiş olanlarda, sigorta başlangıcı olanlarda daha doğrusu, şu anda emeklilik için müracaat etmiş olabilirsiniz ancak sigorta başlangıcı 99 öncesinde olanlarda, 99'dan önce geçirilmiş oldukları süreler için %80 ile %100 arasında, %95 arasında maaş bağlanma oranınız var. Ne demektir bu? Prim esas kazançtan bahsetmiştik. Prim esas kazancınız sizin için aylık olarak sosyal güvenlik kurumuna yatırılmış olan sosyal güvenlik primidir. Bu primlerin toplamı üzerinden %80 ile %100 arasında bir hesaplama çıkartılır. 99 öncesi sigortanız varsa ve o sürelere dair çalışmış olduğunuz süre için ve kalan diğer süreler için de diğer oranlar üzerinden hesaplama yapılarak maaşınız bağlanır. Peki 99'dan sonra ise, yani 99 ve 2008 tarihi arasındaysa, bu durumda %40 ile %50'lik bir dilim oran söz konusu. Az önce anlattığım kapsamda hesaplamanız bu yüzdelik dilimlerde hesaplanır ve tarafınıza maaş olarak geri dönüşü sağlanır. Peki 2008 sonrasıysa, bu aslında birçoğumuz belki bununla alakalı müzdarip durumda olabilirler 2008 sonrası sigorta başlangıcı olanları için. Bu durumda %30'ların altına bile düşebilmekte maaş bağlanma oranlarınız. Dolayısıyla alacağınız maaşlar da düşük olacaktır. Bununla ilgili emsallerinize göre yükseltme işlemi, yüksek maaş işlemi az önce belirttiğimiz kapsamlarda ve diğer detayları incelenerek yapılabilir, eğer sizin için söz konusuysa. Ancak bunun dışında yapılabilecek bir işlem söz konusu değil. Avantajınız 2008 öncesi, 99 öncesi olup olmadığınız veya 99 ile 2008 arasında olup olmadığınıza bağlı olarak değişiklik arz edebilmekte. Hollanda'dan Selma Hanım'ın bir sorusu var. Eşim yurt dışında vefat etti ve aylığını ben alıyorum. Türkiye'den emekli olabilir miyim şeklinde. Şimdi Selma Hanım'ın bahsettiği emeklilik, kendisinin çalışmasına veya yurt dışına geçirdiği sürelere istinaden borçlanmasıyla alakalı bir durumsa, evet, emekli olabilirsiniz. Eşinizin emekli olması, vefat etmiş olması sizin için herhangi bir engel teşkil etmemektedir. Siz kendiniz için emeklilik müracaatında bulunacaksınız ve kendiniz için emeklilik şartlarını sağlıyorsanız da borçlanmanızı gerçekleştirerek yurt dışına yaşadığınızdan dolayı emeklilik hakkını elde edebilirsiniz. Eşinizin emekliliğinin yurt dışında veya Türkiye'de olup olmadığından bahsetmemişsiniz. Eğer eşinizin emekliliği yurt dışındaysa, yani Hollanda'dan emekli ise, eşiniz için Türkiye'den de emeklilik için müracaatta bulunabilirsiniz.
eğer gerekli şartları sağlıyorsa onun içinde, onun üzerinden de emeklilik hakkını alabilirsiniz. Tabii burada eşinizin yaş, prim gün sayısı, yurt dışında geçirdiği süreler vesaire gibi birçok etmeni baz almamız gerekiyor. Yeterli prim gün sayısı var mı? Yaş şartı yeterli mi? Diyelim ki eşiniz için ilk sigorta girişine göre hesaplama yapıldığında diyelim ki 50 yaşında emeklilik hakkına sahip oluyor, varsayalım ki bu yaşa gelmeden mi vefat etti veya diğer prim gün sayısı olarak gerekli olan şartı sağlıyor mu? Bunların hepsinin incelenmesi gerekiyor. Ona göre sizin eşiniz üzerinden emekli olup olamayacağınız, borçlanma yapıp yapamayacağınız konusunu değerlendirip cevap vermemiz gerekiyor. Belçika'dan Murat Bey bir soru yöneltmiş. Yurt dışı borçlanması kalkıyor mu diye bir sorusu var. Az önce bahsetmiştik. Güncel olarak şu anda böyle bir durum söz konusu değildir. Yurt dışı borçlanmasının benim şahsi görüşüm olarak fikrimi beyan etmem gerekirse önümüzdeki zaman diliminde de kalkmasının söz konusu olabileceğini düşünmüyorum. Ama tabii her şey, tekrar belirtelim, kanunlara bağlı, gerekli yönetmeliklere bağlı, devletin almış olduğu kararlara bağlı. Dolayısıyla ben kalkacağını düşünmüyorum demekle bu işlem gerçekleşmez. Böyle bir durum söz konusu olmaz. Eğer devletimiz bu yönde bir karar almışsa, gerekli kanunları çıkartarak veya yönetmelikleri çıkartarak bunu zaten resmi gazetede yayınlayarak tüm kamuoyuna duyuracaktır. Ve bizler de sizlere bu beyan çerçevesinde, bu kanun çerçevesinde bilgileri aktarıyor olacağız. Hollanda'dan Adnan Bey'in bir sorusu olduğunu görüyorum. 86 yılından bu tarafa Hollanda'da yaşıyorum. 78-79 yılında çalışmaya başladım. Ancak 96 yılına kadar olan süreyi kanıtlayamıyorum. Emekli olabilir miyim? 96 öncesini nasıl kanıtlayabilirim? Evet, bu da aslında yurt dışında yaşamakta olan, Hollanda'da özellikle yaşamakta olan Türk vatandaşlarının kanayan bir yarası maalesef ki. Geçtiğimiz süreç içerisinde yaşanan, iki devlet arasında yaşanan bir takım gerilimler ve diğer Hollanda'nın almış olduğu bir takım politikalar gereği bu belgelerin alınması hususunda ilgili merciler, makamlar sorun çıkartabilmektedir. Veya sistemlerde kayıtları görmeyebilirler. Bu durumda yapılabilecek tek işlem bizlere müracaat etmeniz olur. Peki bizler bu bilgileri, bu belgeleri kesin ve kes alabilir miyiz? Hayır. Ancak sizin müracaatınıza istinaden verilmeyen belgeleri bir takım yasal prosedürleri yerine getirerek ve gerekirse avukatlarımızı, gerekirse sosyal güvenlik kurumunu, Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumunu devreye sokarak onların Hollanda'daki ilgili merciler ile yazışmalarını sağlayarak bu bilgilerin verilmesini talep edebiliriz. Bu yapılan işlem neticesinde cevap verilme olasılığı yüksek olabilmekte. Ancak önemli olan husus şu, size vermemiş olabilirler, vermiyor olabilirler, zorluk çıkartıyor olabilirler. Önemli olan sizin çalışmakta olduğunuz veya Hollanda'da bulunmuş olduğunuz sürelerle alakalı bilgilerin sistemlerde kayıtlı olup olmadığı. Kayıtlı değil ise, çünkü bir takım Hollanda'da da bir takım sistemleri yeni geçildi, o dönemlerde belki tam aktif olarak kullanılmıyordu, bir şekilde o bilgiler, belgeler kayıp oldu. Olabilir bu tür durumlar. Siz bunları bir şekilde kanıtlayabiliyorsanız, elinizdeki bir takım evraklarla, o zaman onları da bizlere getirin. Biz o bilgilere, belgelere göre gerekli mercilere müracaatlarımızı gerçekleştirip araştırmaların o yönde yapılmasını sağlayalım. Tekrar belirtelim. Kesin olarak %100 o bilgileri temin edebileceğimiz garantisini vermemiz mümkün değil. Ama
size yaşatılan problemlerin bir kısmını bizler yaşamadan o belgeleri almamız söz konusu olabilmekte. Bir diğer sorumuz, az önce çok kısa göz attım, soru biraz uzun. Kısacası şunu öğrenmek istiyor izleyicimiz. Yurt dışı borçlanması yaparken hangi evraklar gerekli? Artık her şey sistem üzerinde işliyor biliyorsunuz. Ve yeni hatta gündeme gelen, uygulanmaya başlanan bilgi transferi sistemi de bunlara ön ayak olan sistemlerden. Sizin yurt dışına geçirdiğiniz süreler, Türkiye'ye giriş çıkış yaptığınız süreler, hepsi artık sistemlerde kayıtlı. Hatta birçoğumuz artık e-devlet şifremiz varsa, e-devlet şifresi üzerinden bunları görebiliyoruz. Gerekirse emniyete, Türkiye'deki emniyet genel müdürlüklerine, müracaat ederek bu bilgileri alabiliyoruz. Sosyal güvenlik kurumları da alabiliyor. Bizler sizin adınıza, sizin vekaletiniz varsa biz de o şekilde alabiliyoruz. Veya sizler Türkiye'ye geldiğinizde dilekçeyle müracaat etmeniz halinde sizlere verilebilecek bilgiler bunlar. Sosyal güvenlik kurumuna verilen bilgiler bunlar. Ama buna rağmen bazen doğru olarak veya tam olarak bilgilere ulaşılamadığı söz konusu olabilmesi olabildiğinden dolayı siz yurt dışında ilgili konsolosluğa müracaat ederek yurt dışında geçirdiğiniz süreleri, çalıştığınız süreleri gösterir belgeleri temin edip getirmenizde fayda var. Bunun yanı sıra yurt dışından almanız gereken evrakların haricinde pasaportunuzun fotokopisini, kimlik fotokopinizi de yanınızda bulundurmanızda fayda var. Bununla birlikte bu belgeyi siz getirmiyorsunuz. Biz temin edip sizin adınıza dolduruyoruz veya sosyal güvenlik kurumundaki yetkili arkadaşlar dolduruyor ki dikkat edilmesi gereken önemli bir belgedir bu. Yurt dışı borçlanma formu, yani yurt dışı borçlanma talep dilekçesi de diyebiliriz. Bu dilekçeyi doğru ve eksiksiz olarak, tam olarak doldurup müracaatımızı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu haftaki sözlerimizi bu şekilde bitirmiş olalım. Programımızın sonuna geldik, yayınımızın sonuna geldik. Bir saatlik süreyi şu anda aşmış bulunmaktayız. Umarım sorularınıza cevap olabilmişizdir. Ama buna rağmen anlattığımız konularla alakalı hala kafanızda soru işaretleri varsa veya özelinize dair soruların cevaplarını öğrenmek istiyorsanız, sorunlarınızın çözümlerine erişmek istiyorsanız, ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp iletişim yolu aracıyla bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Facebook üzerinden bizleri takip ederek sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Bu sorularınıza kesin ve kes cevaplar verilecektir. Eğer araştırma yapılması gereken bir husus varsa ortada, bununla ilgili gerekli bilgileri sizden talep ederek gerekli olan araştırmayı yapıp size bir cevap gönderilecektir. Eğer telefon görüşmesi gerekiyorsa bu görüşmeyi de sizler için sağlayacağımızın garantisini verebilirim. Bugün bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Yayınımızı takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah haftaya yeni bölümümüzde, yeni programımızda, yeni konularımız ile ve yurt dışındaki emekliliğimizdeki yüksek maaşla alakalı hususların biraz daha detaylarıyla ilgili konuşmak, bilgi aktarımı gerçekleştirmek için tekrar birlikte olmak dileğiyle diyorum. Herkese iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum.